Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, mutfağıma hoş geldiniz yine yeniden. Umarım daha niceleri de gelir böyle. Sizinle bugün daha evvel de bahsettiğim gibi Instagram sayfamda BİM'den aldığım performans marka şu fıstık ezmesini tadını pek beğenmedim. Dolayısıyla ziyan da olmasını istemediğim için başka bir şekilde atıyorum yulaf lapalarının üzerine süsleme amaçlı ya da kurabiye şeklinde değerlendirebileceğimi söyledim. Bugün de onlardan bir tanesini, fıstık ezmeli kurabiyesini denemek istiyorum. Tarifi de sevgili İdil Yazar'ın sayfasından keşfettim. YouTube'da siz de görebilirsiniz. Birazdan kendisini şuradan size de bulup göstermek istiyorum. O tarifi yapacağım. YouTube sayfasını onu da bulabilirsiniz. Zaten linkini de bırakacağım. Kendisinin tarifine göre 110 gram tereyağı ya da margarin, 1 su bardağı fıstık ezmesi, bunu ayarlayacağım ölçüsünü. 1 su bardağı esmer şeker, maalesef ben de esmer şeker olmadığı için normal beyaz şekerden kullanıyorum ama tabii ki ölçüsüne göre siz kendinize karar verebilirsiniz. Esmer yoksa elinizde beyazı ona göre ayarlayabilirsiniz. 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı vanilya özütü kullanmış. Vanilya özütü olmadığı için ben de yine o kendisi yapımını da YouTube sayfasında bulabilirsiniz. Fakat ben henüz yapmadığım için böyle tozunu kullanmayı tercih ettim. 1 çay kaşığı karbonat, o da burada. Ve 1,5 su bardağı un. Dilerseniz beyaz, dilerseniz tam buğday unu. Yine bende tam buğday olmadığı için beyazı tercih ettim bugünlük. O zaman başlayalım. Şimdi ilk önce yapmamız gereken şu vanilyayı, margarin tutuyorum. Margarini böyle alıp ardından şekerle beraber, 1 su bardağı şekerle harmanlamak. Fakat bu biraz daha katı olduğu için bunu ben biraz böyle parçalamayı düşünüyorum. Henüz erimediği için. Yalnız eldiven de yok elimde ama. Böyle bir dolap poşetiyle daha hijyenik olur diye düşünüyorum. Sağ elime takayım en azından. Sağlar tükenmez arkadaşlar. Böyle dolap poşetiyle biraz bunu bastırayım. Normalde eldiven olsa daha iyi olurdu ama. Sonra 1 su bardağı şekeri ilave edeceğim ve bunları mikserle ya da elinizle, kaşıkla vesaire harmanlayacaksınız arkadaşlar. Parçalamaya çalışıyorum. Daha un ufak. Biraz dolaptan geç çıkardım aslında. Erken çıkarsaydım erip daha en azından yumuşak olurdu diye düşünüyorum. Çok zor bir işlem oldu. Eldiven olmayınca maalesef böyle can çekiştik. Şimdi ben 1 su bardağı şekerimi hemen şöyle ilave edeceğim. Bunu da ilave edelim tamamına. Ziyan olmasın hiçbir şekilde. Sonra bunları biraz dediğim gibi mikser yardımıyla biraz çırpacağız, karıştıracağız. Birbirine geçmesini sağlayacağız. Ayaklı blenderınız varsa daha pratik olur. Şu hamur yoğurma makinelerinden bahsediyorum. O bende olmadığı için henüz bununla idare edeceğim. Biraz zor olacak gibime geliyor ama bakalım. İlk önce biraz şey yapayım. Toz şekeri dağılmasın etrafa. Böyle parçaladım. Sonrasında hemen takıyorum. Evet arkadaşlar, ben ses fazla gelmesin diye o işlemi hallettim. Karıştırma işlemini. Şu şekilde biraz bayağı hatta harmanlandı. Sonrasında diğer kalan malzemeleri ilave edip yine karıştırma işlemine devam edeceğim. Sonra ekleyeceğimiz bir yumurta. Bunu şöyle atalım. Sonra yine dediğim gibi vanilya özütü kullanmıştı sevgili Dil Yazar, fakat bende olmadığı için 1 çay kaşığı vanilya kullanıyorum. Evet.
Sonrasında karbonat kullanacağım. O da bir çay kaşığı. Bunları biraz karıştırdıktan sonra, birbirine geçirdikten sonra fıstık ezmemi ve katı olarak unumu ilave edeceğim. Yine mikser yardımıyla hemen o işlemi ben halledip size dönüyorum. Evet, size kıvam göstermek için biraz şöyle bakın, bayağı böyle bir kurabiye hamuruna döndü. Hemen şimdi bir su bardağı fıstık ezmemi kullanacağım. 15.90 almıştım bunu. Ziyan etmek olmaz. Ben bir kaşık yardımıyla. Arkadaşlar, kiminiz şu yeni aldığınız fıstık ezmelerinde şu üstlerindeki sıvıyı çok yağlı diye düşünüyorsunuz. Aslında bunu hemen direkt kaşıklamak yerine biraz şöyle karıştırsanız, tüm yağını içine harmanlasanız daha faydalı olur. Ben de o şekil yapıyorum. Şimdi çok yağlı değil yani, merak etmeyin. Buram buram fıstık kokuyor mu şu an? Bakın burada parçacık. Bakın şöyle parçacıklı olduğundan bahsetmiştim zaten. Gayet de öyle kıvamlı bir hale geldi. Bir su bardağı şeklinde ayarlayacağım. Onun için şuradan bir su bardağı alayım hemen. Tamı tamına bir su bardağı. Orada kendiniz de yapabilirsiniz. Ki İdil Yazar kendisi yapmıştı. Onu ben henüz denemedim. Yine onun tarifinden bir kopya çeker yaparım. Paylaşırım sayfamızda. Çoğu insan kendisi yapmayı tercih ediyor zaten de. Hem içerisindeki katkı maddelerinden yani yoksun oluyor. Daha faydalı. Bir kaşık daha. Tam bir kaşık yapacağım. Bir su bardağı gelecek şekilde yapacağımız için. Sanıyorum yeterli olacaktır. Evet, bu görmüş olduğunuz zaten şu anda bile kase bitti neredeyse. Öylelikle ziyan etmemiş oldum. Onu da başka fikirlerim var aslında. Onlarda da kullanmayacağım. Bir su bardağı fıstık ezmemiz. Onu ilave ediyorum şu an. Güzel bir şey çıkacak gibime geliyor. Yani videoda öyleydi. Bizimki nasıl olacak bakalım. Evet. Hepsini çok güzel sıyırdıktan sonra elim biraz yapış yapış oldu. Devam edelim. Çöpteyim. Bunları da yine böyle harmanlayıp sonrasında ununu ilave edeceğim. Size şimdi durdurup kıvamından ve renginden bahsetmek istiyorum. Bakar mısınız? Şu anda bayağı güzel oldu. Unu hemen ilave edeceğim. Sonrasında yine biraz harmanlama işlemi. Sonrasında 170 derecede fırına hop atacağız. Bir buçuk su bardağı unumuz vardı. Tam buğday unu tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi elinizde ne varsa hiçbir fark yok. Yani tabii ki kalori olarak fark var da ve sağlık açısından. Bunu da ilave ettikten sonra yine böyle bir içerisine atalım ki çırptığımızda etrafa sıçramasın. Evet, siz izlerken ben de şu anda tüm işlemi hallettim. Tezgahımı toparladım ve elde oluşan hamurumu size göstermek istiyorum. Şöyle çok güzel bir hamur oluştu. Rengi bakar mısınız? Gayet güzel. Ne yaptık? Fıstık ezmesiyle çok güzel bir kurabiye yaptık. Ben bunu şu anda ne yapacağım? Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu damla çikolatalar neden var derseniz eğer. En son yaptıktan sonra, şekil verdikten sonra ben normalde çatalda üzerine bir şekil veriyorum.
Ama isterseniz üzerine birkaç damla çikolata serpiştirebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Nasıl isterseniz, ama ben bir iki tanesini de öyle yapacağım. Şimdi bunları şöyle yapacağım. Hemen biraz dinlendirmemiz gerek. Dolayısıyla bir streçe sarıp 15-20 dakika dolapta bekleteceğim hamurumu. Sonrasında daha kolay işlem yapabilmek adına şöyle hamurumu alıyorum buradan. Alıyorum. Keşke streçimi açsaydım ama açmadım. Streçimin şöyle. Dışarı serpileni de alalım. Kalan varsa onu da alalım. Evet. İyice sıyırdıktan sonra çok güzel. Gerçekten kıvamı çok güzel bir kere. Bu yeterli. Şöyle streçe saracağım. Güzel dinlenmiş bir hamurdan kurabiye yapmış olacaksınız böylelikle. Kesemedim. Zaten bir şeyi açmak, kesmek yani beceremiyorum. Ama şurada bıçağımız vardı. Ha, şuradan makas alıyorum. Bir saniye. Bu kadar kolay. Evet, güzelce streçe sarıyorum. Gördüğünüz gibi. Biraz da yayalım. Evet, kurabiye hamurumuz hazır. Ben bunu şimdi biraz buzdolabında bekleteceğim. Sonrasında şekil vereceğiz hep beraber. Evet efendim, ben şimdi bunu buzluktan aldım. Bekledi gayet. Gördüğünüz gibi de. Şimdi bunu açıp tepsiye dizeceğim. Üzerine de çatalla şekil vereceğim. Size şunu da söyleyeyim bu arada. Ne söyleyeceğimi unuttum. Sen söyleyeceğim. Ha şu. Tepsiye dizerken çok bitişik dizmemeye özen gösterin. Çünkü dağılıp birbirine yapışıp ve şeklini kaybedebilir. Bunu da hiç istemeyiz diye düşünüyorum. Açalım ve hemen şekil verelim. Şöyle tabağımı alayım. Şöyle. Şimdi Dilyazar'ın tarifine göre 2 tepsi çıkıyormuş. Yani ben de o tarife göre yaptım. Yüksek ihtimal o civarda bir ölçüde çıkacaktır. Ama yani benim tepsimin boyutuyla alakalı da olabilir. Bakalım nasıl olacak. Şöyle birer parça alıp size ilk bir şeklimi göstereceğim. Sonrasında zaten ben hızlı hızlı tamamlayacağım. Şöyle elimizle yuvarlıyoruz. Şöyle tepsiye koyuyoruz. Güzelce biraz bastırarak. Üzerine de çatalla, hemen şuradan bir çatal alacağım bir saniye, şekil vereceğiz. Şöyle. Ve istediğimiz kıvamda, istediğimiz şekilde şöyle bir çatalla şekil vermiş olduk. Hepsini aynı işlemi yapacağım. Sonrasında bazılarına da istersek damla çikolata dediğim gibi serpiştireceğim. Bitimde görüşelim. Arkadaşlar, size söylemeyi unuttum. Burada diğer kalanlar yaptıklarımı şu işlemi yaptım. Bunu da İdil'de görmüştüm. Şöyle biraz unla, şu an tek elle biraz zor olacak ama çatalımı buladıktan sonra kurabiyenin üzerine şöyle geçirdiğimde hiçbir şekilde gördüğünüz gibi yapışma olmuyor. Daha da işiniz hızlı olur bu şekilde. Devam edeyim ben en iyisi. Tada! Bu gördüğünüz bir tepsi bitti. Şimdi biraz çatalla biraz yaklaşırsak Aleyna. Şöyle ben ya da biraz tepsiyi size götüreyim. Çatalla süslerimi verdim. Dediğim gibi püf noktayı da anlattım size artık. Gerisi sizde. Bu bir tepsi oldu. Biraz daha yarısı kaldı hamurumun. Onun da bir kısmını üstüne damla çikolata serpiştiririm diye düşünüyorum. Bunu şimdi 170 derecelik fırına veriyorum. Ve bakalım sonuç nasıl olacak. Evet, fırını 170 dereceye ayarladım gördüğünüz gibi şu anda. Alt üst açtım ve birazdan tepsiyi hemen alıyorum. Sonra da fırına ısınmış, 170 derecede ısıtılmış fırına atıp bekleyeceğiz sonucu. Evet. Biraz daha itelim. İşlem tamam.
size birleştirmemenizin sebebini açıklıyorum. Bakın gerçekten şu an yayıldılar. Fakat ben bir tık büyük yapmışım. Diğer tepsiyi biraz daha küçültürüm bezeleri. Ve fırından alıyorum. Beklediğimden büyük oldu. Gerçekten bayağı yayılıyormuş arkadaşlar. Ona göre bezelerinizi alın. Şu an ışık da gitti ama şu an bildiğim bu kukiler var ya, onlara benzedi gerçekten. Şimdi bunu bir 10 dakika falan da bekleteceğim. Daha böyle kıtır kıtır olması amacıyla. Bakın çatal izlerimiz de güzel duruyor. Şimdi diğer tepsiye geçeceğim. Onu da biraz damla çikolatalı yapacağım. Bir kısmını dediğim gibi. Bakalım o şekil nasıl olacak. Evet, tadım hazır oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bekleteceğim biraz böyle. Dinlenmesi için. Diğer tepsiye geçiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi diğer tepsiyi de böyle biraz damla çikolatalı yaptım. Şunu Aleyna dayanamadı. Bastı çikolatayı ona da. Onunki öyle olsun. İşaretli gibi. Biraz böyle damla çikolata serpiştireceğim. Çok kötü durdu. Şunu şöyle düzeltelim. Bu tepsiyi de biraz bir kısmını en azından öyle yapacağım. Ama dediğim gibi bence bezelerinizi eğer tabii ki siz de o büyüklükte istiyorsanız karışmam tabii ki ama bir tık küçük istiyorsanız bu bezelerinizi küçük alabilirsiniz bence. Bunları böyle damla yapıp diğer kalana yine aynı şekilde devam edeceğim. Yani gerçekten çok iyi olmuş. Kıyır kıyır böyle. Hele beklettikten sonra bayağı seveceksiniz bence. Ben devam ediyorum. Evet, ikinci tepsi de hazır ve bu da fırına girmeyi bekliyor. Yine 170 derece önceden ısıtılmış fırına alıyorum. Hakikaten İdil'in de dediği gibi tam iki tepsilik çıktı yani. Fazla ne kaldı ne de çok ziyan oldu. Bu şekilde birazını çikolatalı, birazını da yine aynı şekilde çatallı desen verip fırına attım. Evet, hazır kurabiyelerim. Gördüğünüz gibi bunlar biraz damla çikolatalı. Bunları hafif yakmış olabilirim kenarlarını. Burada da gördüğünüz gibi normal, sade olanlar. Afiyet olsun bize. Ve arkadaşlar tarifin sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içerikler istiyorsanız yorumlara yazın. Aynı zamanda bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and